Yeni bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tatilden sonra bir türlü video başlatma fırsatım olmamıştı. Ev toparla, çamaşırları topla, tekrar valizleri yerleştir. Kısa bir Fethiye tatilimiz olmuştu. Kısa tatil olduğu için onu videoya çekmedim. Şimdi Ankara'ya geldik. Bütün her şeyimiz yerleşti. Kendi düzenimize geri döndük. Ve Nevra ziyaretimize geldi. Bu hafta da benim doğum günü haftam. Hem birlikte böyle gezeceğiz, birazcık kız kıza vakit geçireceğiz. Hem de birlikte doğum günümü kutlama fırsatı bulacağız. Doğum günü videosu bunun içerisinde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Muhtemelen olmaz, ayırırım diye düşünüyorum ama bakalım. Şimdi evden çıkacağız ve video sizlerle birlikte başlasın. İyi seyirler. Evden çıktık ve Nevriş'le birlikte gözlükçüye geldik. Bir güneş gözlüğü alacağız. Daha doğrusu kendime doğum günü hediyesi aldırırken onun da doğum günü hediyesini belki şimdiden alabiliriz. Öyle bir gözlük bakalım birlikte. Şimdi şöyle benim beğendiğim gözlük hangisiydi? Şöyle bir bakayım. Beyaz. Beyazdı da yok. Şunu Nevra beğendi. Bunu alacak sanırım. Daha doğrusu onu alacağız. Şunu da çok beğendim ama buna benzer bir gözlüğüm var. Çok havalı duruyor. Ben de bunu beğendim. Güzel değil mi? Bunu çok beğendim ben de. Hem de şöyle bir şey olması daha güzel. Nasıl bir şey ya? Nasıl? Canım kız kardeşlerim, ablalarım Nevriş ve buradan bizi izleyen Sedoş'a doğum günümde katkılarından dolayı güneş gözlüğüm adına çok teşekkür ederim. Biraz az eziyetli bir hediye oldu ama devletimden teşekkür ederim. Şimdi gözlüklerimizi aldık. Çıktık hemen ikimizin de gözünde. Neyse şimdi çıktık. Annem Nevra ile birlikte hediye parası göndermişti. Ona kendime doğum günü hediyesi yani. Kendime bir şeyleri almamı istemişti. Hatta dedi ki benim gönlümden hamur yoğurma makinesi geçiyor ama sen ne istiyorsan onu al demiş. Hamur yoğurma makinesi doğum günü hediyesi olarak olabilir tabii. Ay bir u dönemedim ha. Dedim ki hamur yoğurma makinesi daha sonraya kalsın. Kendime güzel bir şöyle altın bileklik almak istedim. Arabanın da altını burada bıraktım. Bunda hatıra bir şey olsun. Şimdi kuyumcuya gidiyoruz. Orada bir bileklik alacağım. Orada da çekebilirsem çekerim. Bazen kuyumcular çekimi yapmaya izin vermiyorlar. Çıkınca tekrar sizinle buluşuruz. Şimdi eve geldik. Bayağı bir yorulmuşuz oradan oraya. Bu arada şu tarz bir Tiffany tarzında altın bileklik aldık. Annemin hediyesinin yerine geçti. Orada çekemedim dediğim gibi. Bazen kuyumcularda çekim yapılmıyor. Böyle lüks markaların altın ürünlerini yaptıkları için çekime çok izin vermiyorlar. Öyle böyle bir bileklik aldım. Alyans'la da 14 ayar uyumlu olur en azından diye kullanırım. Şimdi eve geldik. Ev yapımı bir hamburger yapacağım. Onu yiyeceğiz. Akşama da menümüz değişecek. Hemen çekmeden koymuşum. Pınar'ın şöyle dana hamburger köftesinden almıştım. Yağlı kağıdın arasında şöyle tost makinesinde buzlu buzlu pişireceğim. Yağlı kağıt kullanmamın sebebi de tost makinem hiçbir şekilde kirlenmiyor. Kirlenmediği için de temizliği falan çok kolay oluyor. Yağlı kağıdı alıyorsunuz, çöpe atıyorsunuz, bitti. Bir de şöyle yine Pınar'ın hamburgerler için dilimli peyniri var. Bir de bundan kullanacağım. Burada fritözü taktım. Soğan halkasıyla patates kızartacağım. Uno'nun şöyle premium diye susamlı hamburger ekmeklerinden aldım. Bundan kullanacağım. Şimdi en altına ketçabı döktüm. Işık'la birlikte şöyle güzelce yedirdim. Şimdi üstüne kornişon turşusu. Üstüne de şu şekilde marullarımı ekledim. Şimdi ikişer tane şöyle çedar peynirimi ekliyorum. Koltuklarda da yiyebiliriz. Zaten çünkü masanın üstünde her şey var.
Yeni bir günden herkese kocaman günaydınlar. Sabah uyandık. Ben şöyle bir duş aldım. Nevriş o sırada Milföy'le bize yemek yapıyor. Komşum Elif bizi kahvaltıya çağırdı. Biz de şimdi sabah kalktık. Ben bir duş aldım dediğim gibi. Nevra dedi ki elimiz boş gitmeyelim. Antepli loading. Bir Milföy'de fırında börek yapacak. Air fried olabilir. Hangisini yapacak konusunda emin değilim. Ben saçlarıma bir el atacağım, bir yüzüme bir el atacağım. Sonra birlikte çıkarız. Kahvaltıya gideriz. Umarım gününüz sizlerin de şahane geçiyordur. Bugün de bu şekilde başlatalım. Bugünkü planlarımız arasında bugün bir havuza gireceğiz. Evet. Yine bir dolap düzenlemeye el atacağız. Dün hamburgerden sonra çok çekemedim. Çünkü mutfağa bir giriştik. Benimkilerlerin içi böyle erzak dolabı mı denir ona, tencere dolabı mı denir, birazcık almış başını gitmiş, yazın da verdiği bir etkiyle iyice bırakmışım herhalde. Onlara bir el attık, onları daha doğrusu attık değil, Nevra el attı. Bugün de benim giyinme odasına bir el atacağız, onları giyinme odasını yaparken çekeriz. Akşam da kadınlar matinesine gideceğiz, eğlenceli bir gün olacak. Haydi o zaman bir hazırlanayım. O sırada da börek hazır olmuş olur. Çıkarız. Şimdi evden çıktık. Elimizde muhteşem bir Milföy var. Eşi benzeri görünmemiş. Milföy'de birazcık sıkıntıları olmuş olabilir. Ama bu önemli değil. Kalpler bir olsun. Mali tadı güzel bizim. Birazcık biz makyaja dalmışken, makyajda çok bir şey yapmadık ama o içindeki kaşar erimiş ve içine girmiş. Neyse onu bunu boş verin de şu yeni aldığım küpelere bakın. Çok güzeller. Bir de bu tarafın iğnesi ilk defa değiştirebildim artık. Umarım gerçekten çeliktir. İnşallah çeliktir çünkü benim alerjim var. Fake küpe takınca ertesi gün orası iltihap topluyor ve bayağı kremlik falan oluyorum. Öyle. Şimdi Elif'e geldik. Şu masanın güzelliği peki. Bu tarafında manzarası ayrı güzel. Saçım başım ne hava. Elif'ten kalktık eve geldik. Birazcık dinlendik. Arayış diye bir filme başladık Nevra'yla birlikte. Şimdi kalktık. Şöyle göstereyim. Bir roko salatası yaptım. Bir de buzluğumuzda somon balığımız vardı. Onu difrizden çıkartıp fırına koydum. Şimdi o pişerken birazcık oturacağız. Bunu böyle öğlen yeriz falan diye düşünerek yaptık. Akşam gideceğimiz kadınlar matinesi yemekli olacak. Orada yemek yeriz zaten. Bunu böyle öğlen atıştırmalığı, salata balık tarzında yapalım dedik. Şimdi birazcık oturacağım. Telefonda işlerim var. Onlarla ilgileneceğim. Hazırlık aşamasını sizi açarım. Sizlerle birlikte hazırlanırız. Şimdi balıklarımız hazır oldu şöyle. Birer kişilik şöyle somonumuzu koyduk. Yanına da salatamız. Nevriş burada. Geldiğimden beri 2 kilo aldım. Birazdan havuza gideceğiz. Bu yediklerimizi eriteceğiz inşallah. Amin. Şimdi hazırlanmaya başladık. Şöyle ben saçlarıma maşa yapacağım. Hızlandırılmış bir şekilde. Nevriş de içeride. O sırada saçlarını düzleştiriyor. Böyle birazcık sıkı bir maşa yapacağım. Ah, elim yandı. Sıkı bir maşa yapacağım. Ardından açmayı düşünüyorum. Bakalım. Yani taramayı düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi hızlı bir şekilde şunları bir yapayım. Şimdi saçım şu şekilde oldu. Yaptım. Fakat şu önlerim biraz basık gözüküyor. O yüzden onları da fön makinesiyle şöyle hafif hacimlendireceğim. Şimdi makyaj masama oturdum. Bir makyajlanacağım. Hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım. Birazcık böyle şıkır şıkır bir makyaj yapmak istiyorum ama ne yapacağımı da hala karar veremedim. Bir makyajımı yapayım hızlıca. Hep makyajımı çektiğim için bu sefer çekmeyi düşünmüyorum. Kendim. Şimdi hızlı bir şekilde
çıkacağız. Size bir aynada kendimi göstereyim. Şöyle bir büstiyer giydim. Odanın dağınıklığına bakmayın. Verilecekleri falan ayarlıyorduk. Bir pantolon giydim. Altına da şöyle bir topuklu giydim. Hazırım. Şimdi çıkabiliriz. Sen nasıl oldun? Şimdi biz mekana geldik. Çok fazla ses olmadan ben hemen açıp size bir etrafı göstermek istedim. Çünkü burası son ses, eğlence olacağı belli. Mekanda şu şekilde. Şöyle. Klarnet sahne diye geçiyor. Ankara Çuramlar'da bir mekan. Günden herkese kocaman günaydınlar. Nevriş dünden hala uykulu. Dün çok eğlenceli, mükemmel bir gün geçirdik. Oradan çıktıktan sonra eve döndük, hemen uyumuşuz yüzümüzü bile yıkamadan. Sabah kalktık, bütün günümüz evdeydi. Ev toplamaca, yemek yemece falan. Böyle ev modunda geçirdik. Şimdi saat akşam 8 oldu. Tüm gün evden sonra artık dedik ki bir çıkalım, bir kahve içelim, bir dondurma yiyelim, zaman geçirelim dedik. Giyindik ve evden çıktık. Bugün böyle normal bir şeyler yapacağız. Çünkü yarın doğum günüm olduğu için böyle kutlamalı eğlenceyi yarına bırakacağız. Şimdi bakalım bir yerlere doğru gidiyoruz. Gezineceğiz, bakınacağız. Sizi zaten gittiğimiz yerde tekrar güncelleriz. Şimdi evden dondurma diye çıktık. Fakat geldiğimiz yer Budak Town'a geldik. Burası böyle içinde sokak lezzetlerinin olduğu bir yermiş. Ben daha önce Instagram'dan görüyordum fakat bir türlü gelmemiştik. Nevra da gelmişken birlikte gelelim, görelim istedim. Şimdi şöyle bir yere geldik. Burada böyle fotoğraf çekilme alanları varmış. Ne taraftan başlayalım? Bu taraftan mı? Bu taraftan mı? Burası oturma alanı gibi yapmışlar. Orada bir şey yok Nevriş'im, gel. Burası böyle şey... Aşağı da inelim. Ne varmış bakalım. Ya da gel ilk önce bir buraya turlayalım, sonra aşağı inelim. Burada nado falan yapılıyormuş. Burada sağlıklı atıştırmalıklar varmış. Lezzetli sosis diyor. Ha, sos diyormuş. Kızartma kokuyor. Burası kahvaltı diyor. Kahvaltı bitmiş tabii. Burası da... Meksika food. Bölgelerini, denizleri, denizin yanındaki gözlemeci tesisleri. Hot dog. Aa, hot dog. Ama nasıl olur bilmiyorum. Burada ne yapılıyor? Kahve, kafe, bubble tea'ci falan. Şimdi buradan aşağı doğru şöyle bir iniş alanı varmış. İleride bayağı ışıklı yerler var Nevriş'im. Aa, salıncak malıncak görüyorum ama. İnşallah güzeldir. Güzel. Ama burası biraz sıcak bir şey olması lazım. Serin ya. Gibi bir yer. Anlamadım ki. Benim direkt Antep kafası aklıma burada çok iyi kına gecesi yapılır. O geliyor ya. Şurası neymiş? Şuradan girelim. Nereden gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama şöyle yürüyorum. Aa, piknik alanları var içinde. Baksana şöyle, salıncaklar malıncaklar, yere dikkat et, düşürürüz. Güzelmiş. Nevra bir yerine doğru gidiyor ama nereye gitti aklımda. Hiçbir fikrim yok, nereye gidiyorsun? Aa, bekarlığa veda mı, doğum günü mü? Sanırım bekarlığa veda. Evet, Bright yazıyor. Şimdi Budak Town'dan da çıktık. Beklentimizi karşılamadığı için Harpus'a geldik. Harpus'u ben çok seviyorum. Fotoğraf çekilmesi de güzel. Lokasyonu da güzel. Şimdi burada bir şeyler içeceğiz. Harpus'un içi de şu şekilde. Şöyle bir çekim yapıyor. Şimdi dış kısımda oturacağız. Thank you.
yemeklerimizi içtik. Dondurma yemeğe gidiyoruz. Bir türlü adam akıllı bir lokasyon bulamadık. İnşallah dondurmamızı da yiyip artık eve doğru geçeriz diye planlıyoruz. Şimdi eve geldik. Size minik bir şey göstermem lazım. Sanki hiçbir şey yememişiz gibi dereotu, yoğurt ve salata falan yaptık. Saat 11'e geliyor. Nevracığım bu konu için yorum yani yap. Yani 5 saattir açlıktan öldük. Gözünü saçmalama ya. Bu saatte en azından gider beyran yerdik. Kara kaburma falan yerdik. Öyle bir şey yok. Bu arada dondurmacı o kadar soğuktu ki dondurmacıda adam akıllı oturamadık bile. Ben dondurma yemedim. Zaten sadece içtikten sonra canım dondurma da istemedi ama sen onu da yedin. Tamam. Geldi şimdi açtı. Sana. Açtım gizmo. Neyse şimdi. Şimdi. Güzel salata yeriz. Salata yiyeceğiz. Üstüne çay. Bacısı. Belki bir cips. En güzelimizi kaplatırız. Kapanış. Bir şeyler yedik, çayımızı içtik, bayağı dinlendik. Artık bu videoyu da burada kapatmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Sizlerle birlikte dolu dolu birkaç gün geçirdik. Birlikte gezdik, tozduk. Ablamla birlikte Ankara'yı gezmiş olduk biz de. Videonun devamında bugün bu videoyu kapatıyorum çünkü yarına doğum günüm. Aslında saat 12'ye geçti, doğum günüm başladı. Bir sonraki video doğum günü vlog olacak. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum artık. İnşallah beğenerek, keyifle ve zevkle izlemişsinizdir. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve videoya yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message.